Mesut dedi ki 1080p FHS'i 4K yayın açmaya başladı. Abi onu gördüm. Özür dilerim ama Mesut abi orada biraz yanlış yapmış. Orada düzgün şey değil. Yani 3500-4000 bitrate'de 4K yayın vermek yani dümdüz statik görüntüde IRL'e de verilir. Yine verilmez bence. 1080p'de verilmesi daha iyi ama yani. Ya ben de verebilirim. Ben de 4K 120 FPS verebilirim. Tuşa basıp yapabiliyorsun. Fiziksel olarak yapabiliyorsun. Yapılamaz bir şey değil bu. Ama görüntü kalitesi onu sağlamıyor ne yazık ki. Yani 4 yani 8000 bitrate'le falan bunu yapamazsın. Ki ben 8000 bitrate veriyorum. Yani Twitch'in fullünü veriyorum. İstediğin kadar hani encode'da o da dosyayı istediğin kadar şey yap, prosesle fark etmeyecek. 8000 bitrate'de bir şey veremezsin. Yani 4K'nın gerçekten düzgün kalitede olması için 20.000 30.000 bitrate'e ihtiyacım var. 30 FPS'de bu arada. Öyle değil. Ya o yüzden dediğim gibi 4K yayın diye bir şey yok. Verebilmen, vermen gerektiği manasına gelmiyor. 8K bitrate 26-60 için uygun değil mi? 900p. O zaman 4K olmuyor ki zaten bunu böyle lanse etmeyen nasıl değil mi? Hem evet hem de o. Yani evet ve hayır. Teknik olarak 4K görüntü veriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesut abinin 4K'sı 4K olarak gözüküyor. Daha kaliteli olarak gözüküyor. Onun sebebi de şu. Kendisi statik bir görüntü veriyor. IRL yayını yapıyor. IRL yayını verdiği için çok büyük bir sıkıntı olmuyor. Yani zaten çok fazla piksel değişimi olmadığı için görüntüde. Yani hem statik bir yani sadece kendisi oynuyor. Kendisi oynadığı için zaten sıkıntı yok. Kamera çıkışı 4K olduğu için 4K. Değil. Benim kamera çıkışımda 4K. Hiçbir sıkıntı yok. Yani o şeyle alakalı. Ekranda zaten hani encode ettiği görüntü sadece bu kısım. Bunlar zaten stabil. Çok fazla oynamıyor. O yüzden yapabilirsin. Şu an yayın platformunda en fazla kim? YouTube. YouTube 50K'ya kadar destekliyor diye biliyorum. YouTube 50K falan destekliyor diye hatırlıyorum. Manyak bir şey destekliyor. Ya şöyle söyleyeyim. Senin 20K bitrate verdiğin bir yayını falan izlesek o zaman 360 ve daha da kaliteli bir olur. Hayır olmaz. Onun şeyle alakası var. Diğer yayıncılar Discord'da tarz yayıncı ne oldu işte. Bok gibi abi. Yine abi şey değişmiyor arkadaşlar. Twitch'in 8000 bitrate'i değişmiyor. Millet yeni bir şeyler yapabiliyor. Hiç bok değişmez. İstediğini yap. 8000 bitrate'i arttırmadığı için istersen evet bir tek 45K yüklemişti YouTube'a bir videoyu. 45K yükleyemezsin YouTube'a video. YouTube onu direkt çakıyor yere. İstersen 100K yükle YouTube diyor ki bok ediyor abi. Videoyla şey farklı. Yayın farklı YouTube'da. YouTube'da o kötülüğü var. Neyse ha dediğim gibi yani arkadaşlar yani ben de şu anda 144 ve 144 Hz 4K görüntü verebilirim. Bu bok gibi gözükür. Bu bok gibi gözükür. Hiçbir şey değiştirmeyecek. Piksel gibi sayarsın sadece. Yani Apex'i açarsam dev bir piksel olur ekran. Çünkü 8000 bitrate abi. 8000 bitrate'de olmaz yani. İleride de güzel gözükür. Yani evet. Türkiye serverla alakası yok bunun. Globalde Twitch öyle. Bu Rogue Legacy oyununun müziği.
Ya aynen. Verdiğin görüntünün 4K olması görüntüyü 4K yapmıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Orada bitrate daha önemli. Dediğim gibi o yüzden Twitch bitrate arttırmadan 900p'den daha yüksek bir görüntü kalitesine ulaşamıyoruz aslında. Kim söylediyse dediğim gibi o bullshit görüntü kalitesi teknik olarak 900p Twitch'te. Twitch'te 900p'den daha iyi bir görüntü kalitesi yok şu anda. Neden yükseltmiyorlar? Bilmem. Twitch'e sor abi. Gerçi 936p. Aynen. Gerçek görüntü 906p. True 16.9 çünkü 906p. 936p. Ben 936p veriyordum da Watchos YouTube'a video attığı için iki kere indirip üzerine tekrar editleyip tekrar enkodlamasın diye artık 1080p'ye geçtim. Yoksa ben de 936p vermeyi tercih ediyorum. ...936p'de bu arada gecikme 0.2 0.3'tü bir ara. Aynen öyle. Kapı mı çaldı? Ha bu arada artık dediğim gibi müzikler biraz daha artık random olacak. Müziklerin kendisini tekrar etmesinin sebebi şuymuş arkadaşlar. YouTube bozuk. Evet. YouTube'un randomizer'ı bozukmuş. Shuffle'ı. Ve bu 1,5 senede falan bozukmuş. Yeni değil yani. Yüzden fazla video olursa bozuluyormuş. Kendini tekrar ediyormuş. 1,5 senedir bozuk. Farkındalar bu arada. İşin komikleri de farkındalarmış. Yani. Ama internette playlist randomizer filan siteleri var. Oradan yapıyorlar insanlar. Görüntü kalitesi düşük de Twitch'te ses kalitesinin düşmesinin kötü olma sebebi ne? Genel olarak bütün şey de öyledir. Şimdi şöyle. Mesela sen 3500 bir bitrate yayın veriyorsun ya. Sen aslında 3500 bitrate yayın vermiyorsun. 3500 bitrate artı ses kalitesi bitrate veriyorsun. Şu anda benim mesela ses kalitem kaç bitrate? Yani ses artı şeyi veriyorsun. Ses mesela 160 bitmiş. Yani 8160 bitrate veriyorum ben aslında. Öyle anlatayım size. O yüzden şey yapmanız lazım. Sesi 320 yapabiliyor muyum? Destekleme ödeyebiliyorum Twitch. Yani siz düşürdükçe Twitch'in size verdiği ses kalitesi de düşüyor. Çünkü yani toplam bir bitrate'i düşürmeye çalışıyor. Bazen ya 8200'e 8300 falan veriyor. Yok, herkes 8000'den daha yüksek veremiyorsun abi. 8000'den daha yüksek veremiyorsun. Ama
Mesela ben şu anda 8500 veriyorum şu anda. Şu an Twitch'e giden 8500'dü az önce. Onun sebebi şu, dalgalanma oluyor. Arada mesela bir anda çok fazla piksel geliyor. Piksel arttıkça yetmiyor 8000. Hafif bir hani 500-800 bir şey veriyor sana. Overhead veriyor yani. Senin verebileceğin bir tık daha var kötü anlarda, zor anlarda. O 8000'in yetmediği durumlarda. Yok, ses de çok fark oluyor bu arada. Ses kesinlikle inanılmaz fark ediyor abi. Peki YouTube'dan ne? Sanki değişmiyor YouTube. Değişiyor. İnanılmaz değişiyor arkadaşlar. 360p'li 1080p'yi bir dinleyin. İnanılmaz fark var. Ses kalitesi çok fark ediyor. Çok 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 fark ediyor. O yüzden mesela bir müzik falan dinliyorsanız 1080p'de dinleyin. Çok çok fark ediyor. Yani ki ben sesten anlamıyorum. Ona rağmen fark edebiliyorum. Hmm.